Bir müze düşünülme içinde yemek yiyorsunuz sürekli. Bir müze kartveri daha. Şöyle bir şey var, biz rotayı ilk kurduğumuzda direkt Antep'ten geri dönmek vardı değil mi? Ama o kadar farklı yorumlar ve hayır oraya gidiyorsanız şuraya da gidin, oraya da gidin deyince bizim rota bayağı kabardı. Ne yapacaksın? Yollarda tüm tırcılarla şey olduğumuz için artık selamlaşa havalı konu taktıracağım. Tır modeline mi geçelim diyorsun? Ya yok, büyük araba bu. Büyük zaten, daha büyük. Şu an bu imkanlarla başa çıkamayız Nazan. Haklısın ya. Neyse, o da bir hayal olarak kalsın. Antep'teydik. Antep'teyiz. Evet. Benim için önemli bir yerdeyiz. Çok merak ettiğim bir yerdeyiz. Valla bayağı yiyip içeceğim gibi duruyor. Valla ne kadar tutarız, ne kadar tutamayız kendimizi bilmiyoruz ama Antep meydandayız. Buradan Bakırcılar Çarşısı'na doğru saldık aşağı. Mevlam kayır artık bakalım. Evet. Gastronomi şehrindeyiz. Yiyeceğim, içeceğim. Bir de yürüyeceğim. Hadi gezelim biraz. Haydi bakalım. Thank you.
defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz ya. Evet. Ya çok enteresan geldi. Niye bilmiyorum. Yani Gaziantep'in tarihi su sistemini canlı canlı görmüş olduk ya. Evet, yani bunun suyla içilmez diye tabelalara yazmışlar kesinlikle içilmesin. Tabii ki, yani bunu tabi lavabo tuvalet olarak da kullanılmış zamanında. Hem tuvalet, hem hamam, hem dinlenme yeri falan değişik bir sistem var. Yani o anlamda ben de şaşırdım. Bir de yani böyle geziyorsun ya, hamamda doğmuş büyümüş gibi bir şeyiz aslında biz. Ya hiç. Biraz farklı geldi yani. Gerçekten tabelası o kadar büyük falan da değil yani. Bilmezsen gezip geçiyorsun yani. Tabii, ilk başta türbe sandık zaten. Evet. Sonra gelin böyle dediler, aşağıda inip bambaşka bir şey. Yani ücretsiz girebilirsiniz. Evet. Mescit burası da. Orada tuvalet var. Buradaki şunu tekrar anlatmakta fayda var. Bir daha alabilir miyim abi senden? Şu göstereceğim yerler herkes yanlış anlaşabilir, anlayabilir. Farklı olabilir. Şu gördüğünüz yerler. Bu gördüğümüz yerler lavabo değil burası. Burada kilim yıkarlarmış, çamaşır yıkarlarmış. Tahtalarla, eski tahtalarla işte şeylerle vurulma. Bu şekilde yıkarlanmış yani. Biz de öyle düşündük. Evet. Affınıza sığınıyoruz. Yok, estağfurullah. Teşekkür ederim hocam. Rica ederiz. Oldu mu? Oldu. Gayet iyi oldu. Alayım o zaman. Tamam. Vay anasını. Eşlikçilerim var. Tek başıma değildim. Ayran var mı abi? He, iki tane ayran. Maket de ayran. Yanımızda olur. Hadi ayran paket. Garat Allah. Al kardeşim. 105 miyim ha? 150. Bunu arayalım lütfen. Abicim 5 miyim abi tavuk oldu anneciğim. 30 gram istiyorsun. Ömer ustam. Elini kolunu sağlık. Bir elinlik isteğiniz var mı? Teşekkür ederim ayağınıza sağlık. Memnun oldum inşallah. Gelsin. Eyvallah. Sağ olun abi teşekkür ederim. Vay arkadaş ya. Neden? Keyfin kralı ya. Ya kraliçesi olmasın. Olmasın mı ya? Buraya kadar gelmişim ne yapayım? Ne yapayım? Ülkemi tanıyayım, lezzetlerini tadayım. Lütfen. Hintliler neden zayıflar? Çünkü fast food kültürü onlarda yok ve onlar hala sefer tasıyla yemek yiyorlar. Yani şunlarla. Biz de müzede. Aa, baharat bunlar. Evet. Buğday. Bu da aynı. Fasulye. Yani resmin geneli çok güzel yalnız ya. Efendim burada kendileri ve çölçeleri sahne olarak içersiniz efendim. Bu tarafta yine kudretleri göreceğiz, kahveleri göreceğiz. O menengiç, menengiç. Kakule mi? Menengiç. Kaç
Ne yapıyoruz? Neredeyiz şu anda? Yine neredeyiz? Para müzesine, para verip... Paranın turşusunu çıkarmışlar. Aa evet, gösterdim. Paranın turşusunu çıkartmışlar. Müze kart yeri daha. Uzun zamandır planladığımız Zeugma Müzesi'ne geldik. O kadar yedik, içtik, gezdik ama buraya uğramadan gitmek olmaz. Biraz burayı gezmek lazım, görmek lazım. Evet ama şurada sırayı görünce bir afallamadım i̇yi ki, değil. İyi ki var. Evet. Olmayan herkese tavsiye ederiz. Gerçekten hayat kurtarıyor. Muazzam değil mi abi? Bu kadarının bugüne gelmesi bile çok güzel. Yine hayranlık uyandıracak bir şeyi öğrendik. Çingene kızın mozaiğini görmek için böyle bir canhıraş her yere bakındık. Ve onun için özel bir bölüm yapılmış. Bu bölüme girdiğimizde biz büyük bir şokla karşılaştık. Çünkü Fransa'ya gittiğimizde de Mona Lisa'nın tablosunun da o kadar küçük olduğunu görünce şaşırmıştık. Burada da aynı şeyi yaşadık şimdi. Çingene kızın mozaiğini bu kadar hani küçük bilmiyorduk, beklemiyorduk da. Görünce şaşırdık. Şaşırmamız rastlantısal bir şeymiş. Okuyunca olayı anladık. Aynı şekilde teknik, ikisinde de aynı teknik var. Yani gözleri sizi her türlü takip ediyor. Üç boyutlu teknik bir tekniği var. Sağdan da soldan da aşağıdan yukarı nereden bakarsanız bakın gözleri sizi takip eder boyutta. Aynı şey Mona Lisa'da da var. Aynı şekilde hüzün ve mutluluğu bir arada yüz ifadesinde görebiliyorsunuz. Mona Lisa'da da bunda da aynı şey var. Çığır açmış bir şey tabii ki. İyi ki de kaçakçılar bunu yakalamış. Şimdi neredeyiz? Bu görmüş olduğunuz şu halılar. Bunlara da bunlara şimdi ne işiniz var? Antep'te halıcıda ne işiniz var diyeceksiniz. Böyle saraylara layık halı kestireceğiz. Görüyorsunuz. Halıcıdayız. Ne işimiz var burada? Diyeceksiniz ki Antep'te halıcıda ne işiniz var? Dün havalar gerçekten artık soğumaya başladı. Biz karavanın alt zemini için ufak da olsa bir halı parçası şöyle bir kestirelim istedik. Biz halı kullanmıyorduk. Evet biz halı kullanmıyoruz. Süpürgeç. Ama dün gerçekten böyle bir ayak bu hafif üşüyünce dedik ki halıya ihtiyacımız var. Şöyle bir ufak kestirelim dedik. Bakalım güzel olacak. Antep'te geldik. Halıcı abimizle. Evet. şimdi bununla karavana hayallerim, gideceğiz. Karavanım ve ben. Hadi bakalım. Halımızı da kestirdik. Elim şunları serelim. Tamam. Kışa hazırlığımızı yapalım. Tamam. Antep'teki son günümüzdeyiz Nazım. Evet. Son dakikalar. Evet, son dakikalar. Biraz da size nerede kaldığımızı göstermek istedik. Antep Belediyesi'nin karavan parkı var. Muhteşem. Gölet kenarına yapmış olduğu. Biraz görüntülerle göstereceğim size. Buradan artık yola çıkıyoruz. Evet. Yeni rotalar bizi bekler. Hadi artık gidelim. Görüşürüz.
Yine yeni bir yol macerası, yeni lezzetler, yeni kentler ve yeni kültürler. Neden mi? Çünkü ne demişler? Önce yaşadığın ülkeyi gör, sonra dünyanı. Biz de bu vesileyle yeni rotalara doğru karavanımız rüzgarı sürmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda da bize eşlik edip anılarımıza ortak olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.